kıyamam. Şimdi Gülseren, çok kıymetli bir doktorum var yanımızda. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, teşekkür sağ ederim. Sağ ol, sağ ol. Gülseren, bize geldiğinde nasıldı, neler yaşadık? Gerçekten hayat hikayesi. Aslında hani yetim kalmak zaten başlı başına bir problemken bir de böyle bitmeyen bir çile çile çile. Bir izleyelim, Gülseren'i hatırlayalım, yeni tanıştırdıklarımız varsa. ...28 yaşındaki Gülseren Hanım... ...yüzündeki ve vücudundaki aşırı kıllanmadan dolayı... ...geçtiğimiz sezon... ...Zahidiyet İşleri'nin kapısını çalmıştı. En çok istediğim şey... ...sakalım olmadan başım... ...dik gerilebilmek yani. Gülseren Hanım'ı... ...yüzündeki ve vücudundaki aşırı kıllanmayı... ...engellemek için dermatoloji uzmanı... ...Albos Müşvek'e yönlendirmiş... ...ve sonucunda herkesi şaşkına çevirmiştik. Gömükten kurtaracağız inşallah Allah'ın izniyle. Kurtaracak İnşallah kurtaracaksınız, zaman isteyecek. Yavaş yavaş adım adım başlayacağız tedavimize. Geldi. Ay, inanmıyorum. Ay maşallah. Sen ne yaparsan yap. Gönlümüzde öyle bir yere dindin ki Gülseren. Yemin ediyorum şuraya dünyanın en güzel kadınını getir, senin kadar yüreğimize işlemez yani. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi misin? Çok. Yaşananların ardından Gülseren Hanım'ı hayattaki tek arzusu 9 yıllık evlat hasretine son verebilmek adına kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Deniz Özgen'e emanet etmiştik. Şu an için ilk etapta görmek istediğim rahimde miyomunuz veya gebeliği engelleyici başka bir oluşum var mı yok mu onu görmekti. Yumurtalıklarda buna engel olabilecek yine kist veya başka bir oluşum veya tüplerde tıkanıklığa bağlı bir sıvı birikintisi var mı yok mu onu görmeye çalışmaktı ilk etapta istediğimiz, tamam mı? Öyle bir şey şu anda görmüyorum. Yani böyle haberleri hep duymak istedim 9 senedir ama olmadı. Yani hamile olacağımı duymak çok güzel bir duygu. Yapılan tetkik ve görüntülemelerde Gülseren Hanım'ın rahminde perde olduğu ve tüplerinin tıkalı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durum şu an itibariyle şimdilik anne olmasına engeldir. Gülseren Hanım ailevi sebeplerden dolayı bir süreliğine tedavilerine ara vermek zorunda kalmış ve memleketi Mersin'e dönmüştü. Zahidiyet İşle ekibi Gülseren Hanım'ın son durumunu ekrana taşımak için Mersin'e gitti. Gülseren Hanım geçtiğimiz sezon programımıza konuk olmuş, yüzündeki aşırı tüylenmeden sıkıntısından bahsetmişti. Tedaviye başlamıştı ancak o tedavi yarım kaldı ailesel sebeplerden ötürü. Peki neler yaşandı? O tedavi nasıl, hangi aşamada yarım kaldı? Şu anda tedaviye devam etmek istiyor mu? İşte bu sorunun cevabını almak için Gülseren Hanım'ın evinin önündeyiz. Yani Mersin'deyiz. Şimdi gelin bir kapıyı çalalım, kendisini bir ziyaret edelim. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun. Rahatsız etmedik inşallah. Nereye buyurun, geçelim, buyurun, böyle buyurun, mi? Buyurun, tamam. Buyurun, ne demek? Geçtiğimiz sezon tüylerinizle ilgili bir tedaviye başladınız değil mi? Ne kadar süre devam etti? Bir 7-8 ay kadar devam ettik. O süre içinde 8 seans gördüm. Bunun çok faydasını gördüm. Hemen hemen çoğu bitti. Şu çenem sadece kalmıştı. Bir bakabilir miyiz ablacığım? Şu an yine var. Tekrarlıyor yani. Seansın şu an bir faydası kalmadı bana. Doktorum söylemişti zaten. Eğer tedavini bırakırsam bu tekrarlar devam eder. Yani yaptığımız şey de hepsi boşuna gider. 7-8 ay devam ettikten sonra ailevi sorunlar yüzünden tedavim yarım kaldı. Hem çocuk tedavisi hem de yüz tedavisi yarıda kaldı. Bir çıkmaza girdik yani, enkazdan çıkmış gibi olduk. Yani çok zor günler, çok sıkıntılı günler atlattık. Eşimi çalışmadığı günler oldu. Aç kaldığımız günler oldu. Kira yüzünden dışarı atılacaktım ama atılmadım. Sağ olsun atmadılar beni. Ev şu anda bomboş durumda.
Öyle değil mi? Şu anda minderde oturuyoruz. Bir minder üzerinde oturuyoruz. Görüldü, ikimiz beraber sığmıyoruz. Ama ikimiz burada tek yatıyoruz yani. Bazen ben kalkıyorum, yerdeyim. Bazen kalkıyorum. O diyor, sen soğuk alma, hasta olma. Ben hasta olurum. Yani bana böyle söylüyor. Ben bakıyorum, o yerde yatmış, ben minderin üstünde yatmışım. Kalkıyorum, bu sefer gözyaşlarıyla kalkıyorum onu yerde görünce. İnsan her şeyini kaybedebilir ama umudunu kaybedince çok kötü oluyor. Kilomdan dolayı hani çalışamıyorum. 137 varım. Peki zayıflasanız böyle gidip çalışmak ister misiniz? Eve katkıda bulunmak ister misiniz eşinize? Katkıda bulunmak nasıl istemem? 10 senedir evin içinde, yani evin içine kapanmam aslında şu yüzden, kendime olan özgüvenim yok. Yazın bile yüzümü kapatmak zorunda kalıyorum. Pazara, çarşıya, manava hiçbir yere gidemiyorum çünkü. Gittiğimde artık herkes beni tanıyor. Tanıdığı için de yani soruyorlar, tedavin ne oldu, neden yarıda kaldı? Herkes ailevi diyemiyorsun. Bir sokaktan geçtiğim zaman ufacık bir çocuk, bu sakallı kadın, bu kadın sakalı var dediği zaman insan mahvoluyor. İleride acaba benim çocuğum olsa da benden utanır mı? Benim annem sakallı, niye sakallı der mi? Yani ister istemez o üzüntü, o düşünce seni yıpratıyor yani. Hiç kimse kalmadı etrafımda. Hiç kimse. Sadece Allah ve eşi. Başka kimse yok. Gülseren Hanım'ın bebek hasreti her şeyin önüne geçmiş. Hatta hasretini çektiği evladı henüz dünyaya gelmemiş olsa da beşiğini hazır etmiş ve başında gözü yaşlı bir şekilde beklemekte. Evet, yanımızda bir beşik, ancak boş bir beşik. Gülseren Hanım'ın beşiği bu. Gülseren Hanım'ın en büyük hayali anne olabilmek ve şimdilik de bu beşik boş. Öyle değil mi Gülseren Hanım? Evet, aynen öyle. Boş. 10 yıldır evliyiz. İkimizin de en büyük hayali bir çocuğumuzun olması ama ne yazık ki olmadı. Az önce anlatmıştım ya, bir yatağım yok. Hani ama bunun yerine çocuğuma beşik aldım. O özlemle, o hayali. Boş boş sallıyorum ama içinde ne yazık ki bir çocuğum yok. Bu psikolojiyle ne kadar iyi bakabilirim ona bilmiyorum. Çünkü düşüncem şu, hani çocuğum olduğu zaman acaba sakalım ona batar mı, incitir miyim? Sevebilir miyim onu? Yani bu düşüncem var. Bir kere denedik, olmadı ama ben bir daha olsun istiyorum. Peki o zaman doktor ne demişti size Gülseren Hanım? O zaman olur demişti ama biraz kilo vermen gerekiyor demişti bana. Hatta özellikle bu konuda söylemişti. Eğer hani tutarsa bile yani çok riskli bir hamilelik ve doğum sonrası bayağı zorluk çekersin demişti bana. Peki o zamandan bu zamana kilo aynı mı, bir artış var mı? Artış var. Ama siz doktorun söylediklerini yapmamışsınız ki. İçimden gelmiyor. Bir insan umudu olmasa bir şey yapabilir mi? Ama bu sefer yarıda bırakmak yok. Yok. Doktorun dediklerini yapıyoruz. Ne derse harfi harfine. Kilo veriyoruz. Tamamen. Beşik doluyor. Ay inşallah. Hadi inşallah. Bana bu şansı verin yani. Ne olur yalvarıyorum size. Burada pek çok kişiyle tanıştım. İnan en çok üzüldüğüm sen oldun Gülseren ya. En çok üzüldüklerimden. Tam bir yola böyle hani baş koyduk. Gidiyorduk. İlk iğneni hatırlıyor musun? Şurada ben yapmıştım. İlk iğnen. Ben bunu nasıl yapacağım diye gelmiştim. Tabii ben de deneyimli olunca ilk göbekten iğneyi yapmıştık beraber. Dualarla böyle sana. Bu yüzün... Ama ben buradayım. Bütün ekip burada. Senin için buradayız. Sen de iyi ki varsın bir tanem. Senin için yüzün niye kapalı? Sakallar çıktı diye mi? Şimdi o güzel yüzünü aç, ben bir göreyim. Hiç önemli değil bizim. Hiç utanma. Burası er meydanı. Burası sevgi meydanı. Biz burada neler neler gördük. Sen de buradayken neler neler gördün.